İyi akşamlar Odaş günlük grafik e, 17 Ekim'de bir video yapmıştım o tabi salmaya devam etti oradan bir miktar daha saldı yani fiyatlar neredeydik 18 şurada 15 15 Ekim şeymiş mumundaymışız kapanış 1.45'miş e bir miktar düştü 1.41'e kadar ama o çok önemli bir şey değil yani burada takip ettiğimiz salınım alt bantta belli e, bu sefer şuradaki dirençten e, bir gevşeme oldu 1.50'deki dirençten bir gevşeme oldu hareket yani hafif aşağı bir momentum var ama genel itibariyle 1.28-1.30 civarları bozulmadıktan sonra hani böyle çok dertli bir durumda e, durumda yok. Yani gen, şeye bakıyoruz tabii yani genel hareket açısından söylüyorum. Ama şu an tabii kısa ortalamanın altında günlerini geçirmesi e, çok sevdiğimiz bir şey değil. E, fakat 2-3 gündür bir dengelenme var alıcı var e, ufak tefek. Yani bir miktar hareket olur da 1.44'ün 45'in üstüne kapanış alırsak iyi olur diye düşünüyorum. Orada ortalamaların tekrar üstüne çıkılmış olur. E bir bakarız yani 1.54 geliyor mu? 1.54 kırılıyor mu? Bakın kırılıyorsa önemli bir alan var. 1.59, 1.60'a doğru e bu dirençler takip edilebilir. Ya burada büyük bir alıcı kitlesi var. Hala var. E hacimler iyi, güzel. E yani bir iştah var. Fakat tabii e o satıcının güçlü olması işleri biraz zorlaştırıyor yoksa bir piyasa oluştu o da işte bu fiyatta. Ben bu fiyatlarda yani böyle <laughs> dip alt noktalarda e, hacim oluşmasını kıymetli bulurum kendi adıma söyleyeyim. E, yani subjektif yorumumdur ama orada bir artık iştah olduğunu da söyler e, grafik bize. Burada da bu durum sürüyor. Yani aslına bakarsanız net bir e, kırılım olmadan yani o üstteki 1.59 160 direnci ya da alttaki 129 128 130 civarları tam böyle kırılıp fiyat ayrılmadan genel hareketi için bir şey söylemekte de mümkün değil yani onu da söyleyeyim. Hani bazen soruyorlar yatay bant var şimdi. Yatay bandın ortasında bir şey diyemiyorsunuz hareket. Burada burada da yatay bandın ortasında hareket için bir şey söylemek çok zor olur. Yatay bantları, alttaki desteklerle, üstteki dirençlerle genel itibariyle e, takip edersiniz ve orada oradaki kırılımlar yeni bir fiyatlamanın habercisi olabilir çoğu zaman. E, hatta olur. O yüzden burada da hani bu kırılımı bir görmek lazım. Yani şu şey e, iştah bir türlü şey getiremedi. O majör kırılımı getiremedi arkasında. Trade ediliyordur ama güzel. Ona eminim yani e, çok güzel trade. 1.30'a geldi mi e, buralarda yavaş yavaş topla. İşte 1.50 olursa da 1.50'nin üstünde ufak ufak satış pozisyonuna gir gibi bir şey oldu burada. Bir şey, bir hatta gibisi değil öyle oldu. 46 RSI e, yani biraz sıkıntılı bir alan RSI olarak ama e, bir 2-3 günlük toparlama var işin cunda. Şey sat vermiş mi diye bakıyorum. 3 gündür sat vermiş. Mak diye ama fiyat hareketi böyle çok sert aşağı olmadığı için böyle bir momentum yok yani aşağı doğru. Onlar sat vermiş ama henüz bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Ya bunlar genelde bekleme alanı gibi oluyor böyle aşağıda. Gibisi değil hatta bir bekleme alanı. Bazen bir toplama alanı halinde alabiliyor. Alt bantlar biliyorsunuz üst bantlar alt bantlar. Bantlar önemli. Yani üst mantı yatay alanlar dağıtım alandır. Teknik olarak senet orada dağıtılır. Yani şuradaki gibi zoraki duruyor işte. Yani birileri satıyor. Birileri biraz bir kaldırıyor. Bir daha bir satış giriyor falan. Bir güreş başlıyor orada piyasayla. Mal elden çıkartılıyor aşağıdan alanlarda. Bu dip alanlarda da genelde tersi olarak görüneriz. Yani bir toplama dönemi olarak görüneriz. Ama bu her zaman hemen kısa vadede yukarı hareket geleceği anlamını taşımaz. Şöyle genel olarak bakarsanız zaten burada vadeler şeye de bağlı tabi. Yani o ekonomik konjonktüre hatta siyasi konjonktüre bile bağlı olarak değişebiliyor bu tür hareketlerde. O yüzden 1.28'in özellikle kırılmamasını önemserim kendi adıma. Yani orası kırılıyorsa çok büyük kuşkular doğar fiyatlama açısından. Herkese iyi akşamlar.